Biz yemek sepetini 2000 yılında Türkiye'de, İstanbul'da değil de Fransa'da bir yerde kursaydık mesela böyle başarılı olamazdık. Türkiye'de bir daha böyle bir şey yaşanmaz herhalde ya. Z kuşağı biraz zor bir kuşak. O süreçte hiç unutamadığınız bir şey oldu mu? İnsanların hayallerini yapmalarına fırsat tanıyorsun. Futbolda hiçbir düzelme yok mu, olmaz mı? Trabzonspor olmak kolay değil mi? Gençleri nasıl yorumluyor Nevzat Aydın? Çok daha gelişmiş bir ekosistem. Sen böyle bir yatırım yapar mıydın? Üçüncü defa aynı hata yapar mıyım bilmiyorum. Nasıl yorumluyorsun bu durumu? Her türlü yatırım açık olmamız gerekiyor. Türkiye bu ülkelere oranla hangi noktada şu an? Hakem de onun bir parçası, federasyon da onun bir parçası. Bir kişi demedi ya bu durumda. Böyle şey olur mu? Abi siz sosyal medyada takip eden ciddi bir genç kitle var. Tabii ki birçok kesimden insanlar takip ediyor ama gençler de fazlaca takip ediyorlar. İşte zaman zaman sizi çok savunan gençler oluyor, zaman zaman eleştirenler oluyor. Yani iyi bir diyalog kurduğunuzu görüyoruz orada. Gençleri nasıl yorumluyor Nevzat Aydın? Yani elimden geldiğince o işte belli bir saygı seviyesini hiçe sayan tweetler olmadığı takdirde negatif bana cevap veren veya benim düşünmediğim gibi düşünüp belli bir fikri savunan arkadaşlarla birebir diyaloğa girdiğim çok oluyor. Bundan da zevk alıyorum. Kötü örnekler oluyor tabii ama o zaman zaten bloklayıp geçiyorum. Ama onun dışında gerçekten keyifli, öğretici diyaloglara girdiğim bir sürü arkadaş oluyor. Yani benim hayatımın bir parçası haline geldi Twitter. Böyle başlamamıştı aslında. Her zaman aktiftim ama bu kadar değildi yani. Burada bayağı ne olup ne bitiyor haberlerin neredeyse tamamını artık eve gidip televizyonda ajans seyrettiğimiz dönemler geride kaldı bence. Sosyal medyadan alıyorum ve aynı zamanda da o birebir interaksiyona girmek, o birebir iletişime girmek gerçekten çok hoşuma gidiyor beni takip edenlerle. Siz aslında Türkiye'deki en önemli girişimcilerden birisiniz tarihsel açıdan da bakıldığında. Bugün gençleri bu anlamda startup noktasında başarılı buluyor musunuz? Türkiye bundan 10 yıl sonra bu alanda, girişimcilik alanında, bu ekosistemde bir yer tutar mı? Bir köşe başından bir yer tutar mı? Bu biraz talihsiz bir soru. Çünkü mesela bunu bana 10 sene önce sorsanız ben derdim ki evet 10 sene sonra her şey çok daha iyi olacak, çok daha fazla yatırım gelecek ülkeye. 20 sene önce sorsanız daha yine aynı şeyi derdim. Vallahi hep böyle diyorum ama o zaman bir türlü gelmiyor. Yani bizim girişimcilik anlamında bence potansiyeli çok yüksek olan bir ülkeyiz. Ama o potansiyeli işte kinetik enerjiye, sonuca, başarıya dönüştürmede aynı oranda başarılı olamıyoruz. Çok daha gelişmiş bir ekosistem var. Bütün oyuncularıyla beraber. Yani buna devlet ve kurumları da dahil. Bunun farkında ne olup ne bittiğinin. Ne bileyim basın da dahil. Girişimciler zaten var. Kuluçka merkezleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları. Çok daha donanımlıyız. Ama yatırım alma tarafında yurt dışından ülkeye yatırım sokma anlamında orada biraz ne yazık ki ülkenin de biraz dengeleri çok desteklemiyor girişimcileri. Biraz daha geride kalıyoruz. Biraz da sanki şöyle bir durum oluyor. Mesela örnek veriyorum. Çin ülkeye yatırım yaptı. Bu işte kamuoyunda çok farklı tartışılıyor falan. Uluslararası şirketlere bu biraz tedirgin ediyor olabilir mi? Türkiye'ye baktığımda öyle belli bir ülkenin sürekli yatırım yaptığı bir ülke şeklinde değil. Yani Çin'in de yatırımı var. Bizim yemek sepetine Alman bir grup yatırım yaptı mesela. Onun dışında bambaşka gruplar var yatırım yapan. Özellikle bir fon yapısında artık fon bir ülkeye de ait değil. O fonun general partnerları var. Hem farklı ülkelerden. Biri Amerikalı oluyor, biri İngiliz oluyor. Ya paranın da sahibi ülke anlamında yok. O yüzden ben bir sıkıntı görmüyorum. Bundan da korkmamak gerekiyor. Zaten burası bizim ülkemiz. Hukuk kurallarını doğru uyguladığımız takdirde dünyanın neresinden gelirse gelsin her türlü yatırım açık olmamız gerekiyor. Yani. Türkiye'deki üniversiteler uluslararası arenada ilerleyen yıllarda bir başarı kat eder mi sizce? Çünkü ilk 500'e girmekte zorlanıyoruz yani. Ya çok farklı kriterler var şimdi. İlk 500 diyor, ilk 100. Bambaşka kurumlar, bambaşka parametrelere göre onları belirliyor. Herkes de kendi işine gelen işte biz ilk 200'deyiz, 300'deyiz, 500'deyiz diye PR olarak bülten yaptırtıyor ondan sonra. Ama biraz imkanlara bakıyor olmak lazım. Yani dünyanın en iyi üniversitelerinden biri Harvard mesela. İşte endowment fonlarından bahsediyoruz. Yani işte mezunların, daha doğrusu okulun bulabildiği para anlamında, okulun bütçesi anlamında konuşuyoruz. Milyarlarca dolarlardan bahsediyoruz. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin bütçesinden bahsediyoruz ki Türkiye'nin bence hala açık ara en üniversitesi. Onun bir kesiri kadar yani çok küçük bir oranı sadece. Kıyas bu olunca tabii hem Ar-Ge tarafındaki araştırma tarafında hem öğrenci başına harcanabilen para tarafında ciddi anlamda sıkıntılarımız var. Bunlar
bunlar böyle devam ediyorken özellikle vakıf ve devlet üniversiteleri ne kadar yarışmacı olarak Harvard'ın, MIT'nin, Stanford'ın karşısında durabilir? Gerçekçi olmak gerekiyor. Ama ben bir tek Boğaziçi'nde okudum. Başka bir yerde okumadım. Ve aldığım eğitimin bana yararını da hayatın her aşamasını defalarca gördüm. O yüzden üniversitelerimize güvenmemiz gerekiyor. Nezet abi, siz spor yöneticiliği de yaptınız. Yani masanın hem o tarafında hem de bizim bulunduğumuz tarafı da gözlemleyebiliyorsunuz. Türkiye'de futbol kalitesi, hakem tartışmaları, kulüplerin borçtan çıkamamaları niye bitmiyor? Böyle niye sürekli bir sarmal içerisindeyiz? Ben hayatımda hiç içinde bu kadar fazla para dönen bir sektörün bu kadar eğitimsiz ve vizyonsuz bir kitle tarafından idare edildiğini hiç görmedim. Yani isterseniz buna beni de katın yani. Ben de yöneticilik yaptım sonuçta. Bu böyle devam ettiği sürece takımlardan çok sürekli başarı bekleniyor. Taraftar kitlemizin ne olduğunu, taraftar bırak başkan ve yönetim kurulu kitlesinin ne olduğunu zaten geçtiğimiz günlerde ilginç olaylarla gördük. Hakem de onun bir parçası. Federasyon da onun bir parçası. Bizler de onun bir parçasıyız. Bu sarmal bu şekilde devam ediyor. Yani biz görür müyüz bunun daha farklı yerlere gittiğini bilmiyorum. Yani geçen bir yazıda denk geldim. Bu korsan yayınlarla ilgili 1'e 4 diyen var. Yani her parayı veren bir kişiye karşılık 4 kişinin korsan yayınlarla izlediğinden bahsediliyor. Korkunç bir rakam. Adnan Olacalı da bununla ilgili bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz gün. Haklı yani, sonuna kadar haklı. O da bir sürü para verdi. Şampiyonlar Ligi'ni vesaireye aldı. Şimdi onu para verip ödeyecekken başka yerden korsan şekilde seyrediyorsunuz. Olmuyor o zaman da yani. Yani bu çok çok bileşenli bir denklem. Ben 2 defa yöneticilik yaptım. İlki zaten işte bu meşhur şike dönemine denk geldi. Karman çorman, saçma sapan bir dönemdi. İkincide de olmadı, başkanla anlaşamadık. Kısa süre içerisinde zaten istifa ettim. Üçüncü defa aynı hatayı yapar mıyım bilmiyorum yani. Çünkü Trabzonspor öyle bir üst kimlik ki. Yani ona yardımcı olmak için, onun için elinden geleni yapmak ne gerekiyorsa yapıyorum yani. O yüzden şu anda dışarıdan destek oluyorum. Önümüzdeki dönem bakarız yani. Bir de sizin tabii forma durumları var. Herkes takip ediyor. Siz hangi formayı giyerseniz de bakayım. Ya o olay 2018'den önce ortaya çıktı aslında Dünya Kupası'ndan. Bir şey yapmış, 6 tane ard arda Şampiyonlar Ligi finali, 6'sını da benim formasını giydiğim takım kaybetmiş. Olay büyüdü falan, 2018 Dünya Kupası'na yansıdı. Orada da böyle 16 maçta 14 mağlubiyet falan gibi bir şey gördük. Neyse, tam herkes unutuyordum. Ben 2022 Katar'a gittik. İşte orada ilk maçlardan biri Arjantin çıktı. Suudi Arabistan yenildi. Suudi Arabistan'a yenildi. İkinci maç Almanya'ya giydim, Japonya'ya yenildi. Falan böyle hakikaten üstüme yapıştı bu olay yani, ama neyse finalde Arjantin'i giydim de Messi ile kupayı aldık, bir nebze olsun kurtardım yani. Hatta Türkiye'de de size Medipol de bir forma göndermiş diye hatırlıyorum. Trabzon'a. Hatırlar mısınız onu? Hatırlarım. Bizimkini giyin diye gönderdiler. Evet, çok iyiydi. Başakşehir çok iyi göndermiş. Evet, evet. İyi bir şeydi yani. Nezet abi, siz sosyal medyada aktifsiniz yani. Gün içerisinde en azından 1-2 tane içerik görüyoruz. Seçim döneminde biraz daha böyle normalden fazla orada vakit geçirdiniz. Hı hı. Yorumlar yaptınız. Daha taraf oldum. Yani eskiden o kadar taraf olduğumla ilgili bir şey yoktu. Ama o zaman evet, taraf olmam gerektiğini hissettim. Haklısın. Hatta bana bile 1-2 kere böyle bir şey... Sen de taraftın çünkü. O yüzden öyle senle tatlı şekilde atıştık. Ya bir şey yok ya bunlar. Aynen. Olur yani. Aynen öyle. Sen bir parti destek. Ama bana bir gün yaptığın espri çok iyiydi ya. Hangisi? Kulaklarımla ilgili. Ben yurt dışından gelmiştim. Kulaklarımda bir basınç hissetmiştim. Bununla ilgili bir tedavi görüyordum. Ha. Bunu duyurmuştum yani. Sen de altına şey yazmıştın abi. Bakanımız Togla gaza fazla bastı galiba. Çünkü evet, değil mi? Mustafa Varank'la mı binmişti? Fatih Kacır'la binmişti. Tamam, okey. Evet. Niye böyle bir daha yoğun orada olmayı tercih ettin? Ya öyle hissettim çünkü. Yani bu seçimin bayağı önemli olduğunu düşündüm. Daha önceki seçim önemli değil miydi? Önemliydi hepsi. Ama burada belki daha bir bilincim yerinde olarak bir takım şeylerin değişmesi gerektiğini hissettim. O yüzden de bu konularla ilgili kendi fikirlerimi insanlarla paylaşma gereği duydum. Ama seçim bittikten sonra yine eski halimize geri döndük. Evet. Yani çok bir şey değişmedi yani. Bence şey kıymetliydi mesela, siz genel seçimlerde birkaç farklı partiden isimleri de tavsiye ettiniz. Yani bu iyi kişidir. Ya şimdi insanlar parti, yani insanların karakteri, iş yapma becerisi, vizyonu partisine göre, yani bu başka bir şeyden bahsediyoruz. AK Parti'de olabilirsin, ben CHP'li olabilirim, başka bir parti olabilirim. Yani benim en desteklediğim adaylardan biri AK Parti Trabzon milletvekili adayı Yılmaz'dı. Yani ben hatırlıyorum o tweet'i. Çünkü çok adamı tanıyorum, kaç yıldır beraber çalışmışım. Son derece düzgün bir adamdır. Şimdi bunun hangi partili olduğundan bağımsız bir şey artık benim onu destekliyor olmam. Öbür taraftan baktığımda Ekrem İmamoğlu da benim arkadaşım. İstanbul'da da onu destekledim. Yani herhalde biraz o parti saplantısı bana biraz saçma geliyor. Yani ben daha çok bireylerin karakterleri üzerinden dönen
bir takım şeyleri daha çok seviyorum. Orada da aklıma geleni söylemekten pek çekinmiyorum yani. Yerel seçimler yaklaşıyor abi. Yine sizi aktif görecek miyiz? Bence duramazsın yine. Bilmiyorum ya. Geçen sefer bayağı bir hayal kırıklığı oldu tabii yine. Arda arda yenilince böyle. Ama bu sefer bilmiyorum. Yani İstanbul için belki konuşurum biraz. Çünkü yakından Ekrem'in ne kadar uğraştığını biliyorum yani. Ne kadar çaba verdiğini. Tabii ki onu destekleyeceğim. Ama onun dışında çok da bulaşmak istemiyorum. Yani çok siyaset benim çok hoşlandığım bir şey değil. Yani içinde olmak istediğim. Zaten ben bir partili falan da değilim. Ya bana CHP'li falan diyorlar da değilim yani. Ben CHP'nin kafasından içe girmiyorum şimdi hayatımda. Tanıdığım çok az insan vardır. Böyle bir duruşum da yok yani. Kendime göre kendi duruşum var benim. Ama dediğim gibi yani bir takım şeylerin temelde çok yanlış gittiğini düşünüyordum. Hala da çok büyük oranda bu fikirdeyim. Ve bununla ilgili de yapılabilecek yani tweet attım, o kadar bir şey yok ya. Yani. Sana belki milyonlarca kez soruldu ama ben biraz daha farklı bir açıdan ele almak istiyorum. Yemek sepeti çok önemli bir fikir, çok önemli bir icat, buluş neyse artık veya bunu hayata geçirmek bence çok kıymetli ve değerli bir şey. Biz ilerleyen dönemlerde senden bu tarz yeni aksiyonlar görecek miyiz? Çünkü o dönem belki siz bu yola girerken birçok insan inanmamıştı bile. Yani adam yemeği niye dışarıdan sipariş versin vesaire. Ya benim etrafımdan, benim arkadaşlarımdan, anlattığım mentor olabilecek büyüklerimden bir kişi demedi ya bu iş olur diye. Böyle iş olabilir mi ya? Şimdi düşünüyorum da yani bu. İyi cesaret ya. Bu kadar kimsenin desteklemediği bu iş kim olacak? Kim internette girecek de kim sipariş verecek? Zaten menü önümde telefonla veriyorum ben ne gerek var buna falan ya anlatamadım yani. Ama ne zaman ki insanlar bir kere kullandılar ondan sonra hakikaten bunun rahatlığına alıştılar. Şimdi artık telefonla sipariş falan verilmiyor yani. Bütün ülke farklı. Tabii hizmet veren şirketler var. Yemek sepeti de var. Birinden internetten geliyor veya aplikasyondan geliyor, sipariş veriyor. Valla bundan sonra şimdi ben yemek sepetini kurduğumda 23 yaşındaydım. Yani 23 yaşındaki kadar hırslı, aç ve böyle canavar gibi bir modda mıyım? Zannetmiyorum. Çok daha tecrübeliyim. Finansa erişimim çok daha rahat. O zaman çok ciddi sıkıntılar da vardı tabii ki. Evet. Ama yani şu an zamanımı daha çok işte o gençliğinde daha o girişimci olmak isteyen kişilere yatırım yaparak geçiriyorum. Yani şu anda 90'ın üzerine yatırımım var. Startupları hepsi. Hepsi teknoloji tarafında. Hepsi ölçeklendirilebilir gelir getiren şirketler. Belli bir takım özellikleri var benim yatırım yaptığım şirketlerin. Hepsinin girişimcilerini çok beğeniyorum ve seviyorum. Ve onlara yatırım yapıyorum. Yani bilmiyorum belki aklıma acayip bir şey gelir ve gerçekten o anda onu hayata geçirmek isterim. O zaman tekrar kolları sıvayıp o girişimci şapkasını giyip tekrar başlarız işe. Siz çalışanlarınıza o dönem hala bence bugün de hatır sayılır bir ne denir ona? Hediye mi denir yani? Ya örnek olsun diye onu yaptık. Onun aslında PR'ı çok oldu tabii. PR olsun diye yapmadık. Yani. Ama alışılmamış bir şey yani. Alışılmamış evet. Pek duymuş bir şey değildi yani. İlk diyebiliriz herhalde Türkiye'de. Türkiye'de yani. Kesin yok. Türkiye'de da, yurt dışında falan da bilmiyorum ne kadar örneği vardır yoktur. Meblağ da acayip bir meblağıydı oldu yani. Hakikaten güzel yani dışa dokunur bir meblağ oldu. Tamam. Ve benim de en hayatımda mutlu olduğum günlerden biriydi yani. Çünkü insanların hayallerini yapmalarına fırsat tanıyorsunuz. Biri gidiyor araba alıyor, öbürü ev alıyor, öbürü tatile çıkıyor vesaire ve bunları yani... Ya da evleniyor. Ya da evleniyor. Çok ilginçti ya yani mektup yazanlar, sarılanlar, ağlayanlar o, falan. O süreçte hiç unutamadığınız bir şey oldu mu? Ya şu işi iyi ki yapmışım dedi, dedirtecek bir şey ya. Ya zaten ilk 50 kişiyle ben kendim görüştüm. Yani meblağ olarak ilk 50 kişiyle. 147 kişiye verdik. Toplamda da 27 milyon dolar dağıttık. Çok ilginç anlar oldu. Yani mesela diyorum ki işte atıyorum isim. Ahmet diyorum yani biz bu şirketi sattık. Sana da bir uygun bir miktar düşündük. Sence ne kadar düşünmüşüzdür diyorum. Yani olur mu Nevzat Bey diyor. Öyle bir şey söylenir mi falan. Siz de uygun gördüyseniz. Ya söyle falan diyorum. İşte atıyorum 100 bin TL diyor mesela. Ya biz biraz daha fazla uygun gördük. 1 milyon TL sana veriyoruz mesela diyorum. Ve karşı taraf şaşırıyor kalıyor bir şey diyemiyor falan. Çok güzel ya. Yani ben çok... Hakikaten demin dedim ya işte çocuklarım oldu. Onların olduğu günler çok da başka mutluluk açısından. Ama ondan sonra herhalde mutlu olduğum gün de o parayı dağıttığımız gün yani. Ve o parayı dağıtmak bir kurgu çerçevesinde gerçekleşti. O çok önemli. Yani o an alınmış bir karar değildi o. Biz zaten bir önceki para aldığımızda da dağıtmıştık. Ama tabii ki meblağ çok daha küçüktü. Ve haber verip hiçbir şey yapmadık yani. Bu sefer ben bir önceki yatırım turunda yatırım yapan firmaya ve diğer herkese dedim ki ya bakın dedim bu işten beklentiniz ne kadar işte herkes bir şey söyledi şu 2 çarpan 3 çarpan 5 çarpan neyse en yüksekteki rakamı aldım ben de bunun üzerinde bunu satabildiğimiz takdirde hissenizden yani gelecek paradan %5'ini istiyorum sizden dedim ve bunu ben almayacağım çalışanlara dağıtacağım dedim. Hepsi okey dedi. Ya okey derken tabii ki iyi niyetli okey dediler ama ya zaten bu kadar yüksek ve satılmaz bu beklentisi de vardı onlarda açıkçası. Yani. Satınca da tabii şimdi o parayı dağıtınca çok güzel bir
kurgu oldu. Ve amaç hep söylüyorum, onun PR anlamında bu kadar yer bulmasındaki ana amaç bunun örnek olmasıydı. Ama pek etrafta örneğini görmüyorum yani. Evet ya. Sonra birkaç böyle ufak tefek denemeler oldu ama daha küçük çaplı. Bir otomotiv firması galiba yapmıştı herhalde. Geçtiğimiz yani, yorumlamayayım ben ya. Bizimkinin skalası falan çok daha başka bir skala ya. Bir daha olmaz herhalde yani. Türkiye'de bir daha böyle bir şey yaşanmaz herhalde yani. Ya yaşanır. Niye yaşanmasın yani? Şirketi kaça sattın belli. Cebine aldığın para bir. Ne yapacaksın parayı daha fazla yani? Bence olabilir ama bilmiyorum işte. Biraz o şirketin kurucularının gönlüne kalmış bir şey. Bizim yaptığımız öyleydi. Şimdi bunu da çok daha hukuksal bir takım anlaşmalarla insanlara bu hakları veriyorsunuz. Onlar gerçi hala ticaret kanununda bir takım açıklar var. Tam orada istediği gibi hareket edemiyor kurumlar. Ama hak olarak veriliyor bu. Bizimki öyle değil yani. Kimsenin kağıt üzerinde bir hakkı yoktu biz bunu dağıttığımızda yani. Nevzat abi, şimdi sizin hani bu mobil uygulamaları, indirmeleri falan, onları tabii ki anlık olarak size rapor olarak geliyordu. Türkiye'nin dijital haritasında vatandaşlar dijitali yeteri oranda becerili kullanıyorlar mı? Böyle bir rapor indirmiş. Bence Türk internetini kullanan 25-36 yaş arası biraz daha aşağı geliyor giderek. Yani böyle 22'lere doğru geliyor, 36 da yukarıya doğru çıkıyor. O yaş aralığına baktığımız zaman dünyadaki yeni gelişmelere en kolay adapte olabilen toplumlardan biriyiz. Kesin yani. Yani biz Yemek Sepeti'nin 2000 yılında Türkiye'de, İstanbul'da değil de Fransa'da bir yerde kursaydık mesela böyle başarılı olamazdık bence. Onlar da çok daha bu tip yeniliklere karşı rezistans var. Bizde öyle bir şey yok. Bizim hatta yani sosyal çevremizde yeni bir şey çıkmış ve biz bundan haberdar değilsek kendimizi kötü hissederiz yani. Bundan haberdar olmak, hatta bir ürünse bunu kullanıyor olmak falan isteriz. O yüzden ben projelerin hedef kitlelerinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bence nüfusa 85 milyon nüfustan bahsediyoruz. Alım gücü anlamında o kadar iyi değiliz. Ne yazık ki. Evet. Umarım o da artar. Ama bu kadar genç, bu kadar yüksek sayıda bir nüfusa doğru projeyi konumlandırdığınız takdirde Türkiye'den çıkmadan bile başarılı olma şansınız var. Mesela bunu bir Çek Cumhuriyeti'ndeki bir proje için söyleyemezsiniz. Avusturya'daki için söyleyemezsiniz. Ama Türkiye için söyleyebilirsiniz. Çünkü burada hazır kullanacak en az 10 milyon insan var. Nevzat abi, sen dünyanın her yerine gidiyorsun. Türkiye bu ülkelere oranla hangi noktada şu anda? Zor bir soru ya. Yani çok mu kötüyüz? Daha mı ortayız? Umut veriyor muyuz? Ya da bahsedildiği kadar kötü değil mi? Ya da iyi mi? Valla hangi coğrafyayla karşılaştırdığına göre o kadar değişen bir şey ki bu. Yani Orta Doğu tarafına baktığımda tabii ki daha farklı bir yerdeyiz yani. Daha iyi kötü olarak kıyaslamak istemiyorum. Daha modern, daha kendini farklı bir yere konumlandırmaya çalışan, daha genç, farklı bir nüfusa sahibiz. Ama demin de aynı şeyi bahsettim ya. Yani bu ülkenin potansiyeli çok daha fazla. Ama bu potansiyel bir türlü dönüşmüyor yani. Bir türlü o istediğimiz kırılımı, istediğimiz patlamayı ülke olarak gösteremiyoruz. Yani bunda kültürel faktörler de var. Ne yazık ki ya sadece AK Parti iktidar için konuşmuyorum. Yani onlar ve ondan önce gelenlerin de hataları var. Biraz iş yapması ve yatırım yapılması zor bir ülke. Bu bizi geri atıyor. Aslında etrafımızdaki örneklere baktığınızda çoğu ülkenin rahatlıkla yatırım yapabileceği bir ülke olabilir Türkiye. Ama bu işte biraz bu çalkantılar, özellikle siyasi taraftaki çalkantılar biraz nereye ait olduğumuzu tam göstermiyor olmamız, yani Avrupa Birliği diyoruz, orada uğraşıyoruz bayağı. Öbür tarafta işte İslam ülkeleri, başka bir şeylerin içine giriyoruz, Katar'la, Birleşik Arap Emirliği, Suudi Arabistan'la. Yani ben konumlanmada biraz sıkıntı hissediyorum. Bir de çok ters bir yerdeyiz. Yani etrafımızda savaş çıkmamış, böyle barış içinde yaşayan bir ülke yok yani. Güney'e bakıyorsun, Suriye var. Onun yanı Irak, İran, Azerbaycan, devam et gidiyor öyle, Ermenistan falan gibi. Onun şanssızlığı da var. Ama çok daha iyi idare edilebilirdik yani. Geçtiğimiz 50 sene için söylüyorum bunu yani. Bu kadar şey sorduk. Son yıllarda Türkiye savunma sanayinde ciddi atılımlar yaptı. Takip eder misin? İlgin var mıdır Nevzat abi? Ederim. Yani çok içinde değilim ama ediyorum. Orada 4-5 tane holdingimizin, ki Bayraktar herhalde onların başını çekiyor. Çok güzel işler yaptığını düşünüyorum. Yani keşke her sektörde bu kadar sesimizi duyurabilsek dünyaya. Ve savunma sanayi böyle deyince silah milah falan pek hoşuma gitmiyor bunlar aslında. Ama tabii yani yapacak bir şey yok yani. Doğanın kanunda bu yani. Öyle. Dünyanın her yerinde insanlar ölüyor bu savaşlarda. Şimdi Gazze'de olan şeyler ortada, öbür tarafta. Her yerde bu sıkıntı var. Yani artık dünya daha medenileştikçe aslında insanların arasındaki sürtüşmelerin, özellikle ülkeler arasındaki savaşların azalıyor olması gerekirken, işte bu hem 20. yüzyıl hem ardından 21. yüzyıl çok iyi gitmiyor yani. Bakalım evet. Sonumuz hayırlı olsun. Savaş yüzyılları. Abi sen 76 kuşağısın. Artık kuşaklar arasındaki alan da çok daraldı. Önceden işte 70'ler, 80'ler, 90'lar diye giderken şimdi işte 98'lerle 2000'ler arasında bile bir neredeyse ciddi bir
makas var. Nasıl yorumluyorsun bu durumu? Şimdi en son Z kuşağı diye bir tanım ortaya çıkarıldı. Z kuşağı biraz zor bir kuşak. Çalışma anlamında onlarla beraber çok çalıştım ben. Şirkete aidiyetleri çok az. Yaptıkları işin önemini önemsiyorlar. Yani ben ne yapıyorum, ne üretiyorum önemli onlar için. Ya ben gireyim, işim maaşımı alayım, çıkayım öyle düşünmüyorlar. Rahatlıkla iş değiştirebiliyorlar. Çok daha cesur kararlar alabiliyorlar. Yaratıcılar çok. Bence daha tembeller. Ya değişik bir kuşaktan bahsediyoruz. Yani bizim zamanımız biraz daha farklıydı. Çok daha farklıydı aslında. Ben şanslıydım. Ben mesela internetle tanışmam benim 1994. Etrafta internetin iyisi yok. Ben işte Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliğinde okuyordum. Laboratuvarda internet vardı bizim. Bütün Türkiye'nin çıkışı ODTÜ üzerinden çıkardı Türkiye. 64 kilobitti. Böyle 1 byte, 2 byte saniyede hızla data gelirdi yani. Kilobyte değil, byte. Hocalar derdi ki bana, Nevzat yüklenme şu Netscape derdi. Türkiye'nin çıkışı daralıyor, bizi arıyorlar derdi falan. Yani oradan erken tanıştım internetle tabii. O yüzden o bir takım benden sonraki kuşaklarla da iletişimim olabildi. Smartphone da kaçırmadık. Ama şimdi mesela bakıyorsun ki bunlar benim çok yatırım yapmadığım ve geçici olduğunu düşündüğüm sektörler. Kriptoya bakıyorsun, Metaverse'e bakıyorsun, NFT'ye bakıyorsun. Bambaşka dünyalar yani. Ve benim gibi teknolojinin bu kadar içinde olan bir insan için bile girmesi, anlaması, yorumlaması ve yatırım yapması hakikaten zor mecralar. Yani zor platformlar değil. Şimdi AI'ya bayağı kafayı taktım. Onunla uğraşıyorum. Yatırımlarımın da çoğu o tarafa kaymış gözüküyor. Ve bunun arada geçen bazı trendler gibi geçici olmadığını, hayatımızda her geçen gün daha da fazla varlığını hissettireceğini ve dünyayı başka bir yere götüreceğini düşünüyorum. Elon Musk Twitter'ı satın aldı, X yaptı. Hala gerçi Twitter diye de bilinçaltımızda var yani. Geçemedik o moda. Ben de Twitter diyorum hala, Twitter diyorum falan. Sen böyle bir yatırım yapar mıydın? Yapardım. Ya o şimdi bütün parasıyla bu yatırımı yapmıyor. Ya parasının 20'de 1'iyle bu yatırımı yapıyor. Hakikaten olmaktan çok zevk aldığı bir platformu, olmasını gerektiği, onun düşüncesine göre olmasını gerektiği şekle dönüştürmek istiyor. Bence çok mantıklı bir yatırım. Parasal anlamda, finansal anlamda falan bir şey söylemiyorum yani. Ama zaten Elon Musk'ın yatırımlarına baktığında herkesin yatırım tarzı farklı. Mesela ben onun yaptığı gibi 3-4 tane projeye çok yüksek rakamda yatırım yapma tarzım değil yani. Ben 90 tane projeye daha küçük yatırımlar yapıyorum. O öyle yapmıyor. Ve şu ana kadar da oynadığı betlerin, oynadığı bahsin hepsi doğru gitti. Neuralink iyi gidiyor, SpaceX iyi gidiyor, Tesla zaten dağıttı, Boring Company iyi. Yani şu an çok iyi. Twitter'da da bence başarılı işler yapıyor. Ya ben çok beğeniyorum ya. Çok... Bir de Twitter'da gelir modeli falan da şimdi oluşturmaya çalışıyor. Bana para gönderdiler geçen. 18 dolar mı ne geldi yani? Ben bile para kazanmışım yani. Ne hissettin abi? İlginçti yani. Hakikaten. Yani böyle internette keyif almak için yazı yazıyorum, 18 dolar para geldi. Bir de Türkiye'deki şirketler de reklam vermeye başladığında bu rakam daha da artacak yani. Şu anda bir evet. Oradaki reklam vergisel durumlardan dolayı. Orada sıkıntı var ama halledecekler yani, hallederler yani. Evet, çözülecek gibi geliyor. Abi son olarak yine futbola döneceğim. Çünkü seni bu alanla ilgili takip eden ciddi bir kitle var. Bu yıl şampiyonun kim olacağıyla ilgili bir tahminin var mı? Futbol kalitesini bu yıl nasıl görüyorsun? Futbolda hiçbir düzelme yok mu, olmaz mı? Galatasaray'la Fenerbahçe çok iyi kadro kurdular. Yani Galatasaray yıllardır üstüne koyuyor zaten kadro anlamında. Fenerbahçe'de bence herhalde son işte Ali Koç döneminin en iyi kadrosunu kurdu. Ve her sene onlarla ders alarak daha iyisini yapmaya çalışıyorlar. İki takımın herhangi biri olabilir. Yani Galatasaray daha oturmuş gözüküyor ama Fenerbahçe'nin de çok kaliteli oyuncuları var. Bence Fenerbahçe'nin teknik direktör tarafında biraz eksisi olabilir. İsmail Hoca'yı orada daha kırılgan görüyorum. Bir de demeçleri falan biraz garip geliyor bana zaman zaman. Gerçi Okan Hoca da sürekli hakemlerle uğraşıyor falan. Yani öyle çok mükemmel bir hoca takım ikilisi yok ikisinde de. Ama diğer takımlarına göre fersah öndeler. Yani Trabzonsporluyum ben. Bizim takıma göre çok daha ayağa yere basan, ne oynadığını bilen bir takım görüntüsündeler. Biz herhalde üçüncülüğü zorlarız. Üçüncü veya dördüncü olup Avrupa'ya atsak kendimizi. Önümüzdeki seneye de 3-4 transferle yukarıya oynayan bir takım kursak bana yeterli ya. Antalya maçında hemen üst locadaydım. Ben de alt taraftaydım. Şampiyonluk geldi o gece. İnanılmaz heyecanlıydın. Tabii ki ben de öyle yani yıllar sonra. Çok kötüydüm ya. Maçtan 2 saat önce falan başladı. Zor durdum yani. Şeyin penaltısında, Antalya'nın penaltısında Uğurcan'ın kurtardığı falan bir şey oluyor zannettim ben. Kötüydüm yani. Ama
şampiyonluk gelince her şey geride kaldı. Ne hissettin abi düdük çalınca? Ya bu çok, tabii ben bu duyguyu yaşamadım. Yani ben 84'ten son şampiyon olduk. Hayal meyal hatırlıyorum. Hatırlıyorum da hayal meyal hatırlıyorum. Ve o zaman yani dışarı çıktım mı çıkmadım mı İstanbul'daydım hatırlamıyorum yani. Arada bir 2010-2011 faciası oldu. Onu zaten saymıyorum. Orada bir yani şampiyonluk kutlama falan öyle şeyler yok zaten. Ondan sonra da işte bunu koyarsak 38 sene sonra yani. Evet. 38 senedir benim gitmediğim deplasman kalmamıştı Türkiye'de. Yurt dışındaki her maçına gitmişimdir neredeyse. Yani zaten yurt dışına gitmek ve Trabzon'a gitmek aynı. 2 saat uçtun mu Trabzon'a 2 saat uçuyorsun yani. Roma'ya da 2 saat uçuyorsun. Hatta bazen yani. Trabzon'a inemeyebiliyor uçak. Evet doğru. Ya Allah'tan şimdi yakın Ordu Giresun falan var da oraya iniyor. Yani bu kadar sevdiğim, bu kadar hayatımın her anına işlediğim ve Trabzonspor olmak kolay değildir yani. Özellikle İstanbul ve Bursa'da okudum ben tahsil hayatımda. 2-3 tane Trabzonlu olurdu bütün okulda. Biri bendim hep yani. Sataşırlardı insanlar. Ben tek başıma karşı koyardım bilmem ne falan. Böyle bu kadar içinde yaşattığım bir şeyin sonunda onun şampiyon olduğunu görmek çok başkaydı yani. Çok iyi hissettim. Yani bir de o şehir için çok iyi hissettim. Ya o kadar bence haksızlıklara maruz kaldı ki o şehir. Onların sevinmesine de acayip sevindim. Çok güzel oldu. Muhteşem yani, bir geceydi yani. Keşke her sene olsam olmaz tabii. Olmuyor yani. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bir şampiyonluk daha olursa bence bizim açımızdan çok iyi olur diye düşünüyorum. Ya zaten Trabzonspor ne yazık ki ya bütçesi gereği bir İstanbul takımı değil Trabzonspor. Yani öyle bütçeleri yok ya. Yani. Ona göre kendisine uygun kadrolar kurup onlarla yarışmaya çalışmalı. Bu dünyanın her yerinde böyle yani. Baktığınız zaman da bence her 4-5 senede bir yukarıyı zorlayan bir yere gelmesi lazım. İşte o zorlamaların her birinde bir şekilde önüne set çekildi Trabzon'un geçtiğimiz 20-25 sene içerisinde. Bu sefer onu kırdı ve geçti. Umarım önümüzdeki senelerde çok Trabzonspor şampiyonluğu görürüz artık ya. Yani. İnşallah abi. Daha çok karşılaşırız seninle stadyumda. İnşallah. Nevzat abi ben sana çok teşekkür ediyorum. Bize vaktini ayırdın. Çok da yoğun bir programım var gerçekten. Onun için de Allah yardımcın olsun ya, yani. Sağ ol, sağ ol. Tabii şöyle insanlar farklı düşünebilir, farklı şeyleri sevebilir. Ama her ne olursa olsun bu mesafeyi ve anlayışı sağlayabildiğin, koruyabildiğin için ben sana kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, sağ ol. Biz de seninle şakalaştığımız süreçler fazladır yani. bunun için burada olmak benim açımdan kıymetli. İnsanlar farklı görüşlerde olsalar da yan yana fotoğraf vermekten çekinmemeleri gerekiyor. Çünkü siyaset insani bir değer değil yani. Siyaset takım tutar gibi olmaması gerekiyor bence. Yani ülkeyi kim en iyi yönetecekse o yönetsin zaten. Yani ki biz de hep beraber bundan faydalanalım. Ülke daha büyük olsun, daha ne bileyim güzel zaman yaşayalım falan filan. Yani öyle bakmıyorum siyasette. Bazen bazı tweetlerimin kırdığı insanlar olmuştur. Onlardan da özür dilerim. Hiçbir kötü bir niyetim yok yani. Ama kendi fikirlerimi ifade etmem için bence doğru bir zamandı ve onu yaptım. Bundan sonra da yapar mıyım bilmiyorum. Eğer yerel seçimde görüşürüz abi. arkadaşlar Nevzat Aydın konuğumuzda önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. YouTube, podcast ve diğer platformlardan bizleri izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederiz.